Evet efendim, Evrim Ağacı programının yeni bölümünde birlikteyiz. Bugün dördüncü bölümde daha önce de duyurusu yaptığımız üzere Musab arkadaşımla beraberiz. Bugün ara türlerden bahsedeceğiz. Uzun süre oldu. Evrim Saati programını bir süredir devam etmiyoruz. Zaten ben daha önce bahsetmiştim. Türkiye'de tabii sınav dönemleri falan olduğu için akademik hayatımızla ilgilendiğimiz için birazcık zor bir araya gelebiliyoruz. Ama bu tür tatil dönemlerinde ve boşluk dönemlerinde olabildiğince programdan yeni içerikler hazırlamaya, yeni size ürünler sunmaya çalışacağız. Ve bugün ara tür konusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü ara tür konusuyla alakalı bakıyorum, hani genel olarak çok net olarak insanlar arasında bir düşünce vakıf olamıyor. Hatalı şeyler söylenebiliyor. Yani yeterince iyi anlaşılabilmiş bir konu olduğunu düşünmüyorum. Aslında evrimi anlamak için de önemli bir konu. Musa, öncelikle buradan da bir hem hoş geldin diyelim. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, onun da duyurusu yapalımdan Instagram hesabı var. Aşağıya bırakacağım. Benim de Instagram hesabı var. Bir takip ederseniz bilgi gelişmesine de yaptığımız olabildiğince popüler bilim içerikleri paylaşarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Onun YouTube kanalı da var. Onların hepsini aşağıya bırakacağım ben. Oradan gidip bakabilirsiniz. Beğeneceksinizdir efendim. Evrim Ağacı hesabını falan da bırakırım. Güzel yazıları orada paylaşım olarak. Şimdi ben kısaca birazcık şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Dilerseniz. Baştan çok kısa birkaç cümle içerisinde yani evrimden bahsedeyim ne olduğundan. Çünkü hiç bilmeden yeni açtığım farz edersek bu video yeni bir farz edersek. En kısa tanımıyla evrim aslında popülasyon için gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimi olarak ifade edilebiliyor. Bu tanımdaki her bir basamak evrim için olmazsa olmaz şekilde gerçekleşen kurallarla evrim ilerleyebiliyor. Yani basamaklar halinde ilerler. Evrimin zaten mekanizmasında ara türleri anlamak için hani zamanla süreç içerisinde adaptasyonlarla doğal seçilim ve doğanın getirdiği şeylerle gerek insanoğlunun işin içinde insanoğlu girdiğinde yapay seçilimde ilerlediğini görebiliriz. Evrim bu şekilde ilerler. Hani bu yüzden bu konuda hani doğayla müşterek bir süreçtir her zaman ve çok uzun süredir hani bunu şeyler düşünmeyen. Bugün mesela insanlar diyor ki hani insanlar bugün niye maymun olmuyor falan tarzı saçma sapan sorular sorabiliyor bazen insanlar. Hani veya bugün niye canlı bir şak diye değişebiliyoruz. Evrim uzun süreli bir şeydir arkadaşlar. Yani ara türleri de anlamak için ara türler evrimde de aynı şekilde. Aslında ara türle tür arasında bir fark yoktur. Yani ara tür aynı zamanda bir tür. Yani bunun ciddi bir farklılık olmadığını akademik anlamda görebiliriz. Yani ara türü geçeyim buradan. Yani evrimi kısaca anlattığımıza göre. Hani ara tür zaten mesela örnek vermek gerekirse şimdi biz bugün sapiensleriz. Geçmişimizdeki atalarımız mesela Australopithecus afarensis örnekleri. Şimdi Australopithecus afarensis var geçmişimizde. Biz bugün sapiensleriz. Sapiensin torunları var. Yani bizim torunlarımız olacak diyelim gelecekte. Aslında biz de bu torunlarımız ile afarensis arasındaki bir ara türüz. Yani ara tür bu kadar basit aslında anlaması ama insanlar tabii evrim karşıtları zaman zaman ileride Musab gelecek onlar zaten. Hani bize bu konuda evrim karşıtı yaparak yüklenmeye çalışıyor. Yani evrimsel biyolojide aslında ara tür özel bir canlı değil yani bunu bilmemiz gerekiyor. Bizim ara tür dediğimizde akıllara bu gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Akademik literatürde ara tür kendisinden önce gelen atalar ile kendisinden sonra evrimleşen torun türleri arasında ayırt edici özellikleri bir arada gösteren ve evrimin anlamını sağlayan bir olgu yani arada özelliklerin geçişin taşınması konusunda ciddi önem arz eder. Yani bir özellik doğada bir canlı şak diye verilmez. Yani hemen hokus pokus sihirli şapkadan hani bir sihirbaz havasında verilemez arkadaşlar. Yani bunun taşınabilmesinin temel ölçeği hani arada da türler olmalıdır. Zaten bunu anlamak, bunu düşünebilmek çok da zor değildir. Hani bunu Darwin de düşünüyor, öne sürüyor. Türlerin Kökeni kitabında bol bol ara türlerden bahsediyor. Konu ilerleyen kısımlarında videonun sonlarına doğru. Ondan bahsedeceğim programın sonlarına doğru. Benim. Bunun dışında şimdi bazı özel canlılar var. Örnek olarak vermek gerekirse hemen ara türü rahatlıkla anlayabileceğimiz canlılar var. Yani şöyle tek açıklardan Platus yani ornitorenk. Zaten birçoğunuz bu canlıyı bilir yani. Hani doğal canlı yaşayan bir candan örnek vermek istiyorum başta. Daha rahat anlaşılabilir o. Yani hani şimdi fosilleşmiş bir candan bahsedeceğim ki gene böyledir. Hemen bir tepki gelebilir efendim. Yani o yüzden genellikle daha gözle görülür doğada görebileceğiniz bir candan bahsederek başlıyorum.
Aslında Pilatus teknik olarak bir memeli. Ancak memelilerin ki özelliği olan kıllarla Yumurtluyor, gagası var. aynen kıllar ve süt bezlerine sahip yani aynı zamanda. Ancak Evet. bunlar memelinin baskın özelliklerini barındırırken şeyin de özelliklerini barındırıyor. Yani bir kuşun da özelliğini barındırıyor. Yani yumurtlama özelliği yani kuşlarda da görebileceğimiz bir olayı barındırıyor. Aynı zamanda gaga yapısına sahip. Gördüğünüz gibi aslında ara türlerin hepsi nesli tükenmeyen canlılar ve Ornithorynx platus'ta bir yaşayan fosil olarak sınıflandırılıyor. Şimdi bir de evrim karşıtlarının dayatması olarak benim çok dikkatimi çekti. Çünkü bizzat bana yönetilen bir sorudu bu. Bunu buradan cevaplamak istiyorum. Şimdi canlıların hepsi ortak atadan geldiyse diyor. Benim diyor mesela gidiyor çam ağacında bir ördek arasındaki ara türü söyle bakalım hani falan tarzında şeyler söylüyorlar. Rastgele iki türü alıp bir ara tür istiyorlar. Yani burada mantık hatası var aslında baktığınız zaman. Bir soy ağacında dallanma sürecinde oluşmuş evrime bir sanki zincirmiş gibi, zincir şeklinde ilerliyormuş gibi göstererek aslında yaptıkları bir şey. Evet. Yani Bir ortak ataları elbette var ama belli bir süreç içerisinde aynı konumda bulunmamışlar. evet, rastgele yani şimdi evrim bir tane zaten evrim ağacı koyarım buraya. Hani yani çok alakasız yerlerde ortak yani iki tür arasında ortak olmayan gidip direkt bu şekilde çat diye hani ara tür nerede diye aramak mantıklı değil arkadaşlar. Yani bunu böyle saçma argümanlar lütfen üretmeyin yani üreteceğiz diye. Hani onun yerine bu teori demeyelim. Yani bu gerçeği geliştirmeye çalışsanız çok çok daha iyi olacaktır yani. Ya tabii sorunuz sorular her soru kabul edilebilir bir elinizde. Yani saçma olduğuna bakmadan ama hani yine de ben bu konuda bir açıkçası bana sorarsanız bu konuda bir tavsiye yapmak istiyorum. Şimdi onun dışında mesela ben Titalik örneğini vereceğim. Bu denizel omurgalılarla karasal omurgalıların özelliklerini bir arada bulunduran bir canlı. Yani ben dinozorlarla ilgilendiğim için şimdi Musab'a sözü vereceğim biraz sonra. Çünkü ben çok uzun konuşacağım yine. Kızıyorsun ondan sonra. Yani bu birazcık bahsettikten sonra dinozor kısmına geçeceğim ama ben bir Titalik'ten bahsedeceğim birazcık. Memeler kısmına geçeceğim daha sonra. Bu iki özelliği de barındıran hem denizel omurgalılarla karasal omurgalıların özelliklerini bir arada barındıran bir canlı. Yani bunu da bir örnek olarak vereyim. Tabii bu fosilleşmiş bir canlıdır bizim için. Ki Devonian döneminde bunlardan bahsettik. Bak önceki videomu açıp izleyebilirsiniz. Devonian döneminde o karaya geçişle alakalı çok ciddi güzel örnekler vermeye çalıştım. Onu mutlaka izleyin. Burayı yukarı bırakırım zaten arkadaşlar. Bunun dışında bu şekilde ben direkt o fundamental seviyede ara tür anlatımını yapacağım. Buradan artık Musab'a gidebiliriz. Devamında ben eklemek istediklerimi zaten söyleyeceğim. Yani. Şimdi genelde ara tür kavramı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum ben de. Ara tür deyince aklı özel bir canlı geliyor. Yani sadece bir tür. Ya da atıyorum sen hani Platypus'tan bahsettin. Bir türden bahsetmemiz illa gerekmiyor. Bir aileden, bir sınıftan da bahsedebiliriz. Mesela dinozorlar. Koskocaman bir soy ağacı. Bu da bir ara geçiş formu olarak da ele alınabilir aslında. Oradan mesela kuşlardan yani dinozorlardan kuşlara geçiş olarak da tabii Archaeopteryx gibi türleri de ele alabiliriz. Ama genel olarak bir sınıfı ele alacaksak dinozorlar sınıfı komple bir ara geçiş formu olarak ele alınabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ara tür kendinden önceki atalar ile kendinden sonraki türler arasında ortak özellik gösteren önemli fosilleşmiş tür. Sen de demiştin. Şimdi mesela şöyle örnek verelim. Dedemiz ile bizim aramızda dedemiz ile bizden sonraki sınıf arasındaki ara tür aslında biz oluyoruz. Buradan ara türü bu şekilde özetleyebiliriz. Her canlı kendinden sonraki ve önceki türle ilgili ortak özellik gösterir. Ama bunları en belirgin gösterenler ara türdür. Örneğin Ornithorynx. Bunun bir sürü örneği var bu arada. Evrim Evet. ağacının kendisine de bakabilirsiniz. Binlerce örnek var ama kendileri sadece bir yazıya sıkıştırdıkları için en fazla 30-35 tane gösterilmişler. Ama bakmanızı öneririm. Bir de hani şeyden de bahsediliyor. Bu madem sürüngenlerle kuşlar memelilere evrilmişti. Günümüzde neden hala sürüngenler var?
Ya da işte şu anki maymunlar neden hala evrimleşmiyor gibi soru da yöneltilebiliyor. Öncelikle buna bir cevap vereyim. Bu evrimin nasıl ilerlediğini anlamamızdan kaynaklanan bir şey. Evrimi bir zincir şeklinde ele alırsak bu saçmalıktan ibaret olur. Çünkü bir ağaç olarak ele almamız gerekiyor. Yani dallanacak bir mekanizma olarak ele almamız gerekiyor. Yani evrim A türü, B türünü, B türü C'yi, C türü, D türünü doğurur ya da onu türleştirir diyemeyiz. A türü B ve C türlerini evrimleştirir aslında. Burada aslında buna alopatrik ya da coğrafi türleşme olarak da bahsedilebiliyor bilim camiasında. B de iki ya da daha fazla türe evrimleşebilir. İşte C de farklı türlere evrimleşebilir. Bunun olmasının sebebi aslında coğrafi değişime, türleşme, alopatrik türleşme söz konusu bu durumda. Bir popülasyon düşünün mesela. 100 bireyden oluşuyor. Bir doğal afet sonucu atıyorum. Bu bonobolarla şempanzelerin ortak atası içine geçerli bir örnek vermek gerekirse. 100 birey var. Kongo Nehri, hani olayı biliyorsundur sen de. Kongo Nehri'nin sel baskının sonucunda Kongo Nehri büyümeye başlıyor. Ve bonobo ve şempanze diye iki farklı tür. Ama aynı ortak ataya sahip. Yani A türü, B ve C türünü doğuruyor aslında. Evet. Burada dediğim gibi bir örneği tamamlayayım. 100 birim birey var. 40 birim bir doğal afet sonucu farklı bir yere göç etmek zorunda kalıyor. Ya da farklı bir coğrafi koşulla karşılaşıyor. 60 birim birey de bir şekilde ikiye ayrılıyor ve iki farklı evrimsel sürece giriliyor. Bunun sonucunda nesiller ve yüz binlerce yıl sonunda A türü olan ata B ve C türlerini evrimleştiriyor. Aslında temel olarak baktığımızda evrim bu şekilde gidiyor. Yani bir zincir şeklinde dallanma şeklinde. Evet. Sürecin son kısmına baktığımızda B ve C türü A türüyle ya da A türü B türüyle, A türü C türüyle çiftleşemez. Çünkü birbirinden o kadar farklılaşmışlardır ki binlerce hatta belki milyonlarca yıl geçmiştir ki bu türler o kadar farklılaştıkları için birbirleriyle çiftleşemeyecek duruma gelirler. Çünkü bütün sistemler bunca zamanda değişmiş durumdadır. Ve bu sistemler de onların çiftleşmesini belki cinsel organlarına, belki cinsel seçim mekanizmalarını değiştirmiştir. Bir şekilde çiftleşmelerini engeller. Çünkü farklı canlılara dönüşmüşlerdir artık. Sürüngenler var olduklarını anlamayan dünyanın dört bir yanında hüküm sürmektedirler. O zamanlar karalar günümüzden çok farklı pozisyonlardaydılar. Pangea denilen tek kıta vardı. Ve o Pangea kıtası zaman içerisinde ayrılmaya başladığında artık farklı coğrafi koşullar oluşmaya başladı. Ve bunlar da, bu da onların farklı evrimsel süreçlere girmesine sebep oldu. Yani kelimenin tam anlamıyla bütün dünya hakim olabilmesi için daha iyi bir, bundan daha iyi bir çevre olamazdı. Yani bütün karalar neredeyse birleşik vaziyetteydi. Bu farklılıklarda, coğrafi farklılıklarda bunların farklı bir tür ya da farklı bir canlı türüne evrimleşmesine sebep oldu. Yani, türler arası etkileşim de fazla oluyor bir arada olunca. Yani kıtalarda seyahat etmeleri kolay tabii şeylerin. Bu sayede tabii bunlar sürekli bir iç içe girme olayı olabilir. Oluyor zaten aralarında. Evet, bir izolasyon da belki olabilir. Tabii. Ya zaten bunu Darwin de söylüyor. Bir diğerine bu sefer baskını kurmaya başlayacak. Bu da aslında ara türün ana türler tarafından sürekli baskılandığını ortaya çıkaracak. Onun detaylarına ileride gireceğim ben de. Notlarıma bakayım bir dakika. Mesela 200 milyon yıl önceki dünyaya hakim hükmeden sürüngenler farklı ortamlarda farklı türlere doğru evrimleşmiş. Örneğin sürüngenler memelileri evrimleştirmiş. Farklı koşullar olduğu için ya da kuşları evrimleştirmiş. Bunun sonucunda bir kısım kuşlar ya da memeli türleri oluşmuş. Bu tabi bunların bir arada yaşadıkları veya coğrafi yaşam alanlarından çakıştığı zamanlar olmuş elbette. Ama zaten sonrasında tamamen iç içe geçmişler. Ancak çok önceden türleşme gerçekleştiği için bu sefer ataları ortak da olsa çiftleşemeyecek kadar farklılaşıyorlar. Farklılaşma yine bir ağacın dallar şeklinde ele alınabilir.
Günümüzde halen sürüngenler bulunmakta. Evet, bak bundan bahsediyorlar hani. Günümüzde halen sürüngenler bulunuyor ama niye evrimleşmiyor ya da kuşa memeliye falan dönüşmüyor. Ya da maymunlar var ama şempanzeler var ama niye hala evrimleşmiyorlar falan diye. Bundan da çünkü sebebi şu, bir tür bütün bireyleri illa kökten farklılaşacak diye bir şey yok ya. Yeni türlere, cinslere, ailelere, takımlara evrimleşim diye bir kaydı yok ki. Bir grup canlı özellikle de çok geniş bir coğrafyaya sahip olan bir grup canlı pek çok farklı coğrafi etki altında kalabiliyor. Bunların kimisi köklü değişimlere, kime görece olarak az değişim geçirebiliyor. Dolayısıyla sürüngenlerin bir kısmı kuşlar, bir kısmı memeleri evrimleşmişken bir kısmı sürüngen olarak kalabilir. Yani bu gayet normal. Ancak elbette günümüzde 200 milyon yıl önceki sürüngenlerle şu anki sürüngenler arasında bir ortaklık var mıdır? Elbette vardır ama tamamıyla aynı kalmışlar mıdır? Hayır, kalmamışlar. Hatta sürefend cinsi balık, onun hakkında da böyle söylüyorlar. Hep aynı kaldığı ile ilgili. Aynı kaldığı ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bunu normal bir insanın anlaması söz konusu değil aslında. Tabii dıştan baktığımızda fosiliyle sanki aynıymış gibi görünebilir. Bu normal bir insan için anlaşılmayabilir, farklılaşıp farklılaşmaları konusu. Bunu bir zoolog ya da paleontolog ya da işte fosil inceleyen bir bilim adamı gözüyle göremeyeceğimiz için anlayamayız. Bu Türkiye'de agronomlar yapıyordu bunu. Evrim karşılığı yapmak açısından. Sürekan cinsi balığı inceliyordu. İşte diyordu. Yani farklılaşmamış demek ki evrim yok. Böyle bir şey söz konusu değil aslında. Ya bu zaten çok aslında cahilce bir bakış açısı. Yani baktığımızda zaten hani bunu kemiklerin incelediğimiz zaman zaten bunun izotop sayısına ve yani karbon şeyine baktığımızda, analiz yaptığımızda, tarihlendirmelerimizde çok rahat olarak görebiliriz. Ya da yeniden canlandırılması bilgisayar ortamına aktardığımızda farklılıklar rahatlıkla anlaşılabilir. Yani hani dışarıdan bakıldığında böyle bir şey hani yok demek, evet maalesef zaten gerçekten aslında tartışmalardaki seviyeyi belli etmek açısından güzel bir örnek oluyor. Yani hani şimdi biz burada bunu anlatıyoruz ama maalesef karşı taraftan bazen çok mantıksız argümanlar gelebiliyor. Burada tamamen anlatmaya çalıştığım şey bilimsel bir dayanağa dayandırıp bunun üzerine yapılan şeye üzerine konuşuyor. Yani bahsettiğimiz dediği gibi hani her canlı farklılaşma oluyor yani bu, ama bizim çok uzun süreçler üzerine işleyen bir şey. Çıplak gözle zaten yani göremeyeceğimiz bir şey ve sindirilemiyor tabii. İnsanların bu birazcık belki de hani toplumsal normlardan, belki dinsel inanışı, yani bunların hepsi bir araya geldiğinde biraz insanların evrimi yanlış anlaması ve yorumlamasından kaynaklı. Bir de bunu şeyde dayandırıyorum ben. Yani, kim, yani evrim hakkında insanlar konuşuyor ama türlerin kökenini okuyan insan sayısı gerçekten az. Yani. Ben genelde ilk insanlara sorum şey, türlerin kökenini okudunuz mu diyorum evrim hakkında konuşuyorsa. Bu arada böldüm biraz ama hani soruyorum Evet, mesela. tamam. Yani genellikle okumadık diyorlar ya da başka bir elden öğreniyorlar yani evrim. Yani bu da bence doğru bir yol değil yani. Zaten teoriyi ortaya atan iki kişiden birinden öğrenmek bunu ve gerçekten güzel hazırlanmış bir kitaptır. Türeyen Kökeni 3 kere okumuş birisiyim ben. Yani gerçekten güzel hazırlanmış bir kitap. Sevdiğim yani en sevdiğim kitaplardan biridir. Yani hani şey açısından söylemiyorum yani. Sadece bir sayısını anlatım açısından anlayabilirsiniz yani okuduğunuzda, ben mutlaka tavsiye ediyorum hani bu konuda konuşmak, bu konuda bir şey anlatmak istiyorsanız tabii ki bu kitap 19. yüzyılda yani hani bugünün gününü ifade etmekte tabii ki şeyler var, farklılıklar var. Bilim sürekli gelişen bir şey ama hani baktığımızda işin esasında yine de teorinin yani evrimin temelini anlamakta ciddi derecede fayda sağlar, katkı sağlar. Hani bu şekilde size bir ek yapayım. Bu sözünü unutmadıysan devam edebilirsin. Konuyu biraz genişleterek de ileride belki konuşabiliriz. Yani dinlerle çelişiyor ya da Tabii. daha kısıtlı bir alanda bakarsak İslam'da çelişiyor. Ben çeliştiğini düşünmüyorum. Hani sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama bununla ilgili de konuşabiliriz. Güzel Ya olabilir. şöyle konuşuruz zaten kesinlikle. Hani çünkü tartışılması gereken, konuşulması gereken bir konu. Yani hani genelde medyada karşı karşıya getiriliyor ya da şey olarak anlaşılıyor. Aslında hepsinin masaya oturulup temelli bir şekilde konuşulup çeşitli kaynaklara dayandırılarak uzun uzun tartışılması gereken bir konu. Aslında üniversitelerde incelenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Evrim, din ilişkisi önemli bir şey yani. Çok Bunu doğru. açıklamak Çok önemli. doğru. Sürüngenlerle memelilerin hareket formlarını. Şimdi eğer evrim denilen mekanizma varsa
İrmide sürüngenlerden memelilere geçerken bir ara geçiş modeli bulunmalı. Ya şundan dolayı söylüyorum. Embriyo aşamasını incelediğimiz zaman bile iskelet yapımıza, genlerimize baktığımız zaman bile şunu göremiyoruz. Bir sürüngen yapı var derimize baktığımız zaman. Hatta size çok tavsiye eden Neil Shubin belgeseli var. Emmy ödüllü bir belgeseli vardı. Onunla ilgilenmenizi tavsiye ederim. İçinizde bir balık. PDF'ini bir yerden temin edebilirsiniz. Kitabı da var. İçimizdeki balık diye aynı şekilde. NTV'nin bastığı. Onu bilmiyorum. Tiktaalikten de bahsediyorsun orada. Ara geçiş formu olarak. Şimdi kitap o. Yani ben de tavsiye ederim. Evet. PDF'i biraz zor bulunuyor ama bulabilirsiniz internette, onu söyleyeyim. Dediğim gibi hani genlerimize baktığımız zaman bile illa fosil gerekmiyor. Yani ara geçiş formu var mı yok mu diye tartışmamız için. Sadece bu insanla memeli arasındaki ya da insanla sürüngen arasındaki ortak özelliklere bakmak için sadece fosil gerekmiyor. Dediğim gibi hala taşıyoruz üzerimize, derimizde, kulaklarımızda, körelmiş organlarımız diye bahsedilen organlarda bunları görebiliyoruz. Şimdi memeliler gibi iskelette omurga ve omuriye sahip ancak sürüngenler gibi yumurta ile üreyen türlerden oluşan aile, mesela pelikosaurlar, terapsitler, bunlar mesela memeliler ve memelilerin atalarını kapsayan aile olarak geçiyor. Kainolotlar, modern memelilerle soyu tükenmiş olan bir grup, atalarına ait olan aile ve daha gelişmiş memelilere ait bir sürü fosil bulunmakta. Bu ben bu örnekleri şeyden aldım, Evrim Ağacı'nın sitesinden. Gilmore'ın bir sürü resim olarak sergilemişler sitelerinde. Bir sürü fosil bulunmakta. En başta da belirttiğim üzere memelilerden sürüngen benzeri atalardan evrimleşmişlerdir. Bu sebeple de sürüngenler ile memeliler arasında türlerimiz şu anda olmasa bile onlara ait fosillerimizin olması gerekir ki vardır da. Evet, memelilerle sürüngenler arasında çok ciddi farklar var. Sonuçta 200 milyon yıl gibi devasa bir süreden bahsediyoruz. Muazzam değişimler yaşanmış. Yani kendi yollarına giren bu devasa sınıfların altındaki yüzlerce, binlerce takım, aile, cins, tür birimlerinden farklılaşarak kendi ortamlarına adapte olmuşlar ve evrimleşmişler. Yani değişmeler çok normal. Memelilerle sürüngenler arasında ama en temel iki farklılık var. Bu Evrim Ağacı'nın galiba yeni yayınında bir videoda da vardı. Kulaklardan bahsediyordu. Sürüngenlerdeki çene kemikleri aslında şu an memelilerin, hatta insanların yani kulaklarında kullandığı, kulağımızda var olan hala küçük milimetrik kemikleri oluşturuyor. Sürüngenlerin eskiden çene kemikleri bizim şu an duymamızı sağlayan milimetrik kemikler oluşturuyor. Yani çekiç özü üzengilin atası olarak geçiyor. Sürüngenlerin alt çenesinde en az 4'te de kemik bulunur. Ancak memelilerde sadece bir adet bulunur. Dentri diye geçer. Sürüngenlerin kulaklarında bir adet kemik bulunur. Ancak memelilerde bir adet bulunur. Çekiç, örs, üzengi. Şimdi size oldukça şaşırtıcı ve evrenin gücünü ve gerçekliğini çok güzel bir şekilde örnekleyen bir bilgiye vermiştim. Yukarıda iki farklı aradaki farkın evrenin oldukça fazla şeyi değiştirmesi ve yeni organlar, kemikler vesaire var etmesi gerektiğini düşünmekte. Ancak embriyologların yaptığı araştırmalar sonucu sürüngenlerde memelilerin ve fazladan bulunan alt çene kemiklerinin insanın gebeliği sırasında embriyoda gelişmeye başladı. Ancak sonradan memelilerin sürüngenlere göre göre fazladan bulunan kulaktaki kemikler olan çekiç örs özen kemiklerine dönüştükleriyle ilgili bir bulgu var. Embriyo aşamasında, daha anne karnında. Hatta bu şey örneği olarak da verilebilir. Rahim aşamasındayken bazı bebeklerde oluşan kuyruk yapısı. Buna bir örnek olabilir. Sadece kompleks bir yapıya bakmak doğru olmaz. İnsanların daha iyi anlayabilmesi için kuyruktan da örnek verilebilir. Bazıları kuyrukla doğuyor ya da bazıları embriyo aşamasındayken de kuyruk çıkartabiliyor ve
Bunu aslında döküyoruz normal aşamada ama mutasyonlar sonunda bazen oluşabiliyor. Evet. Bu Sadece şekilde bahsedebilirim aslında biraz anladım. sohbet tadında olabilir. Evet. Yani şimdi güzel örnekler, güzel bir anlatım yaptık. Teşekkür ederiz. Şimdi ben de şeyden bahsedeceğim. Denizsel memelilerle karasal memelilerin evrimleşmesinden ben bak yine birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi burada memeliler karasal memelilerde evrimleşmiş canlılar ve denizsel memeliler tabii sularda yaşayan canlılar. Şimdi balinaların arka bacak kemiklerinin mesela baktığımızda aslında hiçbir işe yaramayan arka bacak kemikleri var ve omurgaya bağımlı değil. Aynı zamanda bu kemikleri görebiliyoruz. Bu da aslında bizim rahatlıkla yok olmaması, körelmesine rağmen bu da canlı rahatlıkla yeni açıklamamızı sağlayan, evrimin kanıtlarından bir tanesi olarak kalıpla görebiliriz mesela bakın bu şeyde, bu hazır madem balinalarda bahsederken bu arka bacak kemiklerine de girmeden olmaz. Yani bu da dediğim gibi herhangi bir omurgaya bağlı olmasına rağmen, körelmiş ve kullanılmamasına rağmen canlı vücudunu bulmaya devam ediyor ve bu onun karasal memeli atalarından olan bir aslında kalan bir parça diye düşünebiliriz. Bir Şimdi parça. evet bu canlıların şimdi buradan çıktıkları var bildiğiniz gibi. Mesela bugün gördüğünüz yunusları falan hepiniz bilirsiniz bu. İşte suyu püskürttü, yüzeye çıktıktan sonra devamlı oksijen aldığı burun açıklıkları var. Şimdi bu burun açıklıklarına baktığımızda bu canlı için tabii çok önemli bir yapı. Bu burun açıklığının kafanın üst kısmında olduğunu görüyoruz. Ve diğer memelilerin aksine bu durum bu canlılarda kafanın tam üst kısmında. Ve bu canlıların aslında balinaların memelilerin atalarının da bu şekilde kafalarının üst kısmında olduğunu görebiliyoruz bu burun açıklıklarının. Bu da aslında yine ara bir geçiş ürünü olduklarını bize gösteren bir şey olduklarını gösteren canlılardır. Yani burada Artios heteros clavis mesela bu ön balinalardandır. Doğrudan Atrox var mesela örnek vermek gerekirse. Bu nastril yapı olarak isimlendiğimiz yapı kafanın önünde yer alan yani üst kısmında yer alıyor. Yani baktığımızda aslında denizsel memelilerin karasal memelilerden geldiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü bu yapı karasal memelilerde de var. Aynı şekilde denizdeki ataların akrabalı torunlarında da olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Yani ben bunu sadece yine bir örnek olması amacıyla yine ara türe olması amacıyla bir örnek olarak veriyorum. Aynı zamanda özellikle Archaeopteryx'ten bahsedeceğim. Archaeopteryx'ten bahsedeceğim. Yine birazcık tabii ki önemli bir canlıdır. Aslında dinozorlara baktığımızda dinozorların hepsinin ara geçiş formu olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Yani birçok özelliği görebiliyoruz. Şimdi mesela özelliklerin taşındığını görebiliyoruz. Mesela çingene tavuğu denilen bu Malezya'da falan yaşayan tavukların mahmuz ve ayak yapılarını incelediğimizde yine bunların dinozorlarla ilgili olan bağlantılarını rahatlıkla görebiliriz. Yani bu ayak yapılarındaki mahmuz yapılarının aslında atalarından gelen özellikleri taşıdıklarını ve bir sonraki kuşağa, bir sonraki evrimsel basamağa aktaracaklarını rahatlıkla buradan görebiliriz. Aynı zamanda femur ve femur yapılarına baktığımızda bunun da aynı şekilde yine dinozorlarla, dinozor fosillerindeki örneklerle bugünkü günümüz kuşlarında benzerlikler olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani bu özellikler aslında hep atalarında olan ve bir sonraki kuşaklara taşıyacakları özellikler aslında. Yani ara tür bu torunlarını aslında bugünkü bu dediğimiz canlılar ara türler şeylerini torunlarını bu özellikleri taşıyacaklar efendim. Yani aslında bu bize bunu gösteriyor. Efendim aynı zamanda Archaeopteryx'lerin biyolojilerini incelediğimizde aynı şekilde Archaeopteryx Bavarica'nın alt cinsinde 22 adet diş bulunmaktadır. Ve bu dişler arası dinozorların atalar olarak kabul ettiğimiz tekodont sürüngenlerin özellikleri olan diş arası levhaları yani interdental levhalar bulunuyor. Ve bu da işte sürüngenlerden kuşlara doğru evrimin sonucu olarak görebiliyoruz. Yani ara çene kemiklerinin uzaması
ve dişlerin kaybolmasının ve çeneden bundan sonra gaganın oluşumu ve devamında göz ve göz çukurlarının büyümesi ve çene kemiğinin arka kısmının kafası serbest hareket imkanı verebilecek bir seviyeye gelmesi. Yani ona bir hareket biçimi kazandırmasını görebiliyoruz. Bunların hepsi aslında ara türünde de görebileceğimiz bir şey. Yani bugünkü kuşlara aktarılan özellikler aslında sürüngenlerle arada bir ara geçiş formu olarak karşımıza çıkıp bugünkü kuşlara Archaeopteryx tarafından aktarılan özelliklerdir bunlar. Biraz önce bahsettiğim gibi tekadont sürüngenlerden, Archaeopteryx'lerden de kuşlara giden bir ilişki vardı bunların arasında. Bunun dışında Archaeopteryx iskeletlerin sürüngenlere benzeyen ve model kuşlarda görünmeyen bir diğer önemli özelliği de iskeletin diğer öğeleriyle ilişkisi var bulunan ve normal kaburgalarla ilgisi olmayan karın kaburgaları. Bunlara biz gastrilya isim veriyoruz. Göğüs kemiğini bulunup bulunmadığı ise hala fosil kayıtlarında bazı tartışmalar var bu konuda arkadaşlar. Bunun dışında az önce de bir şey vermeyi unuttum bu arada. Size bir detay vermeyi unuttum. Bu şeyden bahsettim. Çingene tavuğundan bahsettim. Bunu inceleyebilirsiniz efendim. Bundaki mahmuz yapısını ve ayak yapısını. Onu da Latince ismini de vereyim sizlere. Opi hokamus ve hoazin olarak geçer. Bunu da gidip inceleyebilirsiniz. Meraklısı olan için veriyorum. Atlamışım. O yüzden bir notumu bakmam gerekiyor. Bunun dışında genel olarak Archaeopteryx'ten aynı zamanda şeyden de bir şeylerden bahsedeceğim. Bir kanat yapılarından da bahsedelim. Yani ön üyeleri Archaeopteryx'te tamamen kanat haline dönüşüyor ve her üç parmakta tırnaklı ve bu parmakların ikisi tüylerle beraber bezlenmiş durumda arkadaşlar. Yani bu aslında ön üyelerin tamamen bir kuş ancak arka üyelerde sürüngenlerin özelliklerini ve diş yapılarında tekadont sürüngenlerin özelliklerinin göründüğünü görebiliyoruz. Tam bir burada rahatlıkla ara geçişin özelliklerini bize karşımıza sunan bir canlı burada gördüğümüz Archaeopteryx'lerde zaten kanalı incelemesi gelecek söz verdiğim gibi çoktan beri ediyorum ama gerçekten çok özel bir Archaeopteryx videosu hazırlıyorum. Minecraft için yapacağım aynısını. Efendim gerçekten iyi emek verdiğim belki tatil döneminde gelir mi bilmiyorum. Şu anda programı çok yoğun ama güzel bir video çekeceğim yani. Yazına bile saklayabilirim onları. Gerçekten uzun süre yani. 40-45 dakika sadece onları anlattığımız bir video gelecek. Fosillerin üzerinde direkt incelemeler yaptığımız bu şekilde şeyler olacak. Arkadaşlar bunların dışında tabii ki kuşlarınki de benzeyen Lades kemiği var. Furluka. Yani bu da zaten bilirsiniz bugünkü işte tavuk falan kemiklerini incelediyseniz. Bunların aynılarını da terapod dinozorlarda da yani köprücük kemiğine benzer bir yapı olarak çıktığını karşımıza görebilirsiniz efendim. Yine bir benzer özellik karşımıza çıkmaktadır. Bunlar birazcık avyenlerle olan ilişkilerinden bahsettik. Bir Archaeopteryx'e özellikle bir parantez açmak istedim efendim. Bunun dışında birazcık Darwin'den bahsedeceğim ben konuşmam ilerleyen kısımlarında. Darwin'in ara türler hakkında türlerin kökenini nasıl yazdığını direkt olarak oradan ifadelerle beraber ve aynı zamanda teorideki işte Darwin'in kendi teorisinin zayıf yanlarını ara türler üzerine açıkladığı kısımlar da var. Bunlardan da sizlere bahsetmeye çalışacağım. Şimdi efendim biraz önce Musab da bahsetti şeyden hani türler bir araya karışabiliyor diye. İşte burada Darwin neden ara türlerin döneminde az olduğunu bu konu üzerinden açıklamaya çalışıyor. Şimdi Darwin'in çalışmalarını yaptığı dönemde zaten bu konular hakkında ciddi araştırmalar yok. Yani birçok şeyi zaten Darwin ve Hooker gibi adamlar yapacaklar. Yani bu adamlar müthiş adamlar. Charles Lyell yani gibi adamlar. Yani bunlar önemli çalışmalar yapacak. Yani gerçekten bana göre yani çok çok önemli yerlerini dolduramayacağımız ve dünyaya gelmiş dünyayı değiştiren 10 insandan bazıları. Yani benim kendi değer kategorizasyonumda. Ve Darwin kendi çalışmalarını yaptığı dönemdeki elindeki verilere bakarak kendi eksiklerini belirlemiş. Ve bunların eksikliklerinin bir şeyinin ara türler olduğunu. Yani ara türlerin aslında teorisinde insan tarafından eksiklerin o dönemde ara türler üzerine eksikler bulunabileceğini söyleyip bunun hakkında şeyler söylüyor ve bunlara cevap vermeye çalışıyor elinden gelebildiğince. Türlerin kökeninde vardır bu kısımlar. Aynı zamanda efendim bir de
Aynı şekilde Cinsel Seçilim kitabı vardır kendisi ki bunları bu Türlerin Kökeni kitabının yazmasının üzerinden bir yaklaşık 10 sene kadar falan sonra yazıyor. Aynı şekilde İnsan Türleşik kitabı da var. Hepsini tavsiye ederim. Okuyor zaten programı istiyorsanız eğer. O kitapta da aynı şekilde şeyden bahsediyor. Bu teori şeylere cevap veriyor verebileceği ölçekte. Yani, tabii Türlerin Kökeni'nde birazcık elindeki imkansızlıklar üzerinden cevap veriyor. Şimdi geçiş variyetelerinin yokluğu ve seyrekliği üzerine diyerek başlıyor. Doğal seçilim ancak kazançlı değişikliklerin korunması üzerinden etki gösterdiği için son haddine kadar dolmuş bir yöredeki her yeni form daha az iyileştirilmiş olan kendi ebeveynlerini veya rekabete girdiği ve daha az ayrıcalık olan diğer formları yerinden etme ve sonundan ortadan kaldırma eğiliminde olacaktır. Bu nedenle tükenme ve doğal seçilim daha önce de gördüğümüz üzere daima bir arada işleyecek. O halde her türün bilinmeyen başka bir formdan köken aldığı varsayılırsa diyor efendim hem ebeveynin kendisi hem de tüm geçiş varlıkları yeni formun oluşum ve kusursuzlaşma işlemleri nedeniyle genellikle ortadan kaldırılmış olacaktır şeklinde devam ediyor. Şimdi burada ne diyor abi? Burada bir şey okudun sen diyeceksin. Bir özet geç. Şimdi burada diyor ki yani ana türler ara türleri yok etmeyelim. Şimdi dediği gibi birleşik bir kıta var karşımıza diyelim. Göç etmek kolay, seyahat etmek kolay. Türler bir araya geldi ve bir rekabet olacak. Rekabet kaçınılmazdır. Doğada evrimi işleten bir diğer şey tabii ki doğal seçilim ve rekabet. Şimdi rekabet olacak ve ara türleri yok etmeye çalışacak. Ve bunları yok ederken ne yapacaklar efendim? Tabii ki o bölgede yaşayan, zaten o bölgede baskınlık kurmuş ve yavrularını orada yetiştirmeye alışmıştır. Daha sonra oraya gelmiş istilacı türe baskın gelecektir genellikle. Bakın ben bunu genelliyorum çünkü Darwin de genelden o dönemde var mı bilmiyorum ama bu kivi kuşlarının gelincikler tarafından, Avrupalılar tarafından getirilen bu gelincikler tarafından şey biliyordur onu bulsam. Yani istila ediliyor falan. Ada daha sonra kivi kuşlarının nesli falan tükenme altına giriyor. İstilacı türün bir baskın türe yani bölgede yaşayan yerli bir türe baskın geldiği bir olay o mesela. Bu bir istisnasi durum ama genellikle o bölgede yaşayan, o bölge şartlarını bilen ev sahibi ana tür istilacı olan ara türe baskın gelecek. İşte Darwin diyor ki böyle bir olay olduğu için ana türler ara türlerden daha fazladır ve ara türleri bulmak bu yüzden zordur. Yani ara türler her zaman ana türlerin baskısında kalıp genellikle yok olma eğiliminde olacaklar. Yok olacaklar. Ve bu tabii ki rekabetin kaçınılmaz doğanın getirdiği bir sonuçtur. Şimdi burada diyor ki ama bu kurama göre yer kabuğunun formülü sayısız geçiş formu olması gerektiği halde onları neden bulamıyoruz. Yani burada da bunun tezatlığına dikkat çekiyor. Yani kardeşim bu kadar fazla türlerin arasında ara türlerde olması gerekiyor. Çünkü bu özellikler şak diye bir canlıya verilmez diyor. Şimdi bir canlıya bu özellikler şak diye verilmez diyor. Yani o yüzden arada sayısız tür olması gerekiyor. Bunlar nerede o zaman diyor. Burada da bu soruyu jeolojik kayıtların yetersizliği konusunu ayrılan bölümde irdelemek daha doğru olacak diyor. Ama şimdilik sadece yanıtın kayıtların sanıldığından da eksik olması da yattığını belirtmekte yetinemeyeceği, kayıtların yetersizliği, organik varlıkların denizlerin çok derin yerlerinde yurt edinmemesine veya kalıntılarının da ancak gelecekteki muazzam aşınmaya dayanılabilecek kalınlıkta ve yoğunlukta bir tortu kitlesinin içinde gömülü olarak korunuyor olması dayanır. Ki böyle fosiller kütlelerde ancak tortunun yavaşça dibe çökerken sığ deniz tabanına bolca bir yerlerde oluşabilir. Bu rastlantıların aynı anda gerçekleşmesi ancak çok seyrek olarak ve muazzam uzunluktaki zaman aralıklarından sonra mümkündür. Deniz tabanının durağan ve yükselmekte olduğu veya çöken tortu miktarının çok azaldığı dönemler jeolojik tarihimize boşluk olarak yansıyacaklar. Yer kabuğu engin bir müzedir. Ancak doğal koleksiyonlar son derece eski zaman aralıklarında derlenmiştir. Şimdi burada bir fosillerin deniz tabanında kaybolmasından yani bulunamayacağından bahsediyor. Bir arada bir boşluk olacağından bahsediyor. Bir de aynı şekilde jeolojik kayıtlara yetersizlik. Bu o dönemin sorunu. Yani Darwin'in bulduğu dönemde bunlar devrim niteliğinde çalışmalardı. Bunların pek türü ve benzeri örneği yoktu. Yani bu konuda devrim yaratan iki kişiden biri zaten. Biliyorsunuz evrim teorisi iki kişi tarafından oluşturur ama tabii Darwin aslında daha önce çalışmalar yapar. Tabii bir türlü bunu teslim edemez.
Çünkü şey yapmak için mükemmeliyetçi bir adam. Darwin hayat okudu. Her şeyi tam olarak yapmak istiyor kendisi. Ve cevap veremeyeceğinden korkuyorsun. Yani bu yüzden her şeyi tamamlamak istiyor. Neyse yani işin sonunda o dönemde çok çok yenilik getiren ve radikal bir adam. Şimdi o yüzden elindeki fosil kayıtları yetersiz yetişti. Bunun yaşadığı ve çalışmalarını yaptığı dönemde. Şimdiki zamanlarda Darwin'e bu imkanları verebilsek yani evrimi ne kadar ileriye taşıyabilirsek gerçekten düşünmek güç yani. Çok çok iyi çalışmalar yapabileceğini söyleyebiliriz. Ama o şartlar içerisindeki jeolojik kayıtların yetersizliği bölümünü okumanızı tavsiye ederim. Kavallık. Şimdi uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ya yani o dönemdeki jeolojik kayıtların yetersizliği sebebiyle ara türlerin fosillerini bulamadığımızı söylüyor. Şimdi biraz önce ben bir sürü örnek verdim burada. Evrim ağacı da koydu bir sürü örnek. Gidin araştırın internette binlerce Musab'ın da yediği gibi. Musab zaten söyledi. Bir sürü örneğimiz var. Genellikle ana türler onları yok ettiği için fosil şeklinde günümüze ulaşıyor. Bunu zaten Darwin açıklıyor. Yani gidip bugün bulunan fosillerden rahatlıkla birçok ara türü olduğunu bulabiliriz. Efendim burada benim anlatmak istediğim, Darwin'in anlatmak istediği ana türler ara türlere baskını kurduğu için genellikle ara türlerin fosilleşmiş halde bulunurlar ve günümüze çok canlı ara tür gelmemiştir. Mesela Platus falan bunlar istisnasi durumlar. O yüzden Nadiren geneli yok olmuştur efendim yani. Bunları bugün biliyoruz, bulduk. Ama Darwin zamanında bulamamıştı. Darwin de elinden geldiğince o gün eli mecbur bir açıklama yapmaya çalışmış. Ve bence yine çok öngörülü, çok doğru bir açıklama yapmış diyelim efendim. Benzer şeylerden bahsedecek kendisi. Şimdi toparlayacak olursak diyor bu şeye cevap verdiği kısmın sonunda. Türlerin olabildiğince iyi tanımlanmış varlıklara dönüştüğü ve hiçbir dönemde çeşitlenen ana halkların meydana getirdiği çetrefilli bir kaos sergilemeye de inanıyorum diyor. Yani burada hani rahatlıkla ifade ediyor. Türk diyor tamamen verimli şeyler verebilen, yavrular verebilen ve bunu kuşaktan kuşağa aktarabilen bir varlıktır diyor. Burada bir kaos yer yoktur. Türü tanımlamak yani tanımlayabiliriz bir demek istiyor. Bunun birinci nedeni yeni varlıkların çok yavaş oluşması diyor. Zaten evrimin çok uzun soluklu işleyen bir süreç olduğunu kitabının her bölümünde bahsediyor. Bugün bunu anlayamamıza rağmen yani. Çeşitlenme çok yavaş bir süreç ve doğal seçilim elbeşli çeşitlikler oluşturmadığı ve yöne doğal üzerindeki bir bölge sakinlerinin birinin veya bir çoğunda hiçbirisine dahi doldurulmadığı sürece herhangi bir etki gösterilemez. Bu yeni bölgelerde iklimde meydana gelen yavaş değişimlerle ya da yeni sakinlerin ara sıra bölge göç etmesine ve belki de hepsinde önemlisi eski sakinlerinden bir bölümün yavaşça değişmesine ve bu yolla üretilen yeni formlar ile eski sakinler arasındaki etkiye ve tepkiye bağlı olacak. Yani bir bölgedeki popülasyonda yapılacak değişiklikler o bölgedeki evrimi de kökünden etkileyecek. Bu durumda herhangi bir bölgede ve herhangi bir dönemde hafif bir ölçüde kalıcı olan yapısal değişikliği sergileyen türlerin sınırlı sayıda olmasını bekleriz ve burada hiç kuşku görmeyiz. Evet efendim aslında Darwin bu işi söylüyor. Yani neden daha fazla fosil var bunlar niye günümüze gelmiyor kardeşim deyip böyle sözler köşkü gibi kanallarda anlatıp duran insanlara cevap veriyor zaten kendisi en iyi cevabı veriyor yani ben efendim bayağı da konuştuk gene ben bu da sözlerimin sonuna gelirken yani daha önce ifadelerinden de gördüğüm gibi var mı herhangi bir şey falan ha bir de şey diyorlar ona da cevap veriyor yani. Şimdi diyor adam mesela X türü var Z türü var bir de arada Y türü var diyor tamam geliyor işte şey adam diyor ki bana diyor hemen diyor X ile Y arasındaki türü bul diyor. Tamam gidiyorsunuz. Bin bir zahmetle gidip buluyorsunuz. Evim ağacını almıştık. Ya böyle. Bunu da paylaşmak. Onu da videosuna gidip bakabilirsiniz. Yani Aynen eski videosu. eski videosu vardı. Eski gidip bakmıştım ona. Orada koşma gittiği için bu örnek yani. Ve bunu gerçekten bir tane bir şey de vardı. İsmini vermeyeyim. Reklam olmasın. Böyle kanallar var. Gerçekten bu tür şeylerin bir benzerini kullanan yani. Neyse yani işte X ile Y arasında bir tür bul diyor. Gidiyorsunuz buluyorsunuz bildiği zahmetli. Sonra gidiyor diyor ki işte X ile Y arasındaki tür Z oldu. Z ile X arasındaki tür Z ile Y arasında. Zaten siz zeki bir insansınız. Yani bunların arasında ara türler olacağını anlayabilirsiniz. Yani bunu sorgulamaya Yani çalışmanın bir eksiltir bir cümle yani anlatıyorum harfleri eksik. Şimdi onu at örnek vereyim size şimdi. Bakın. Ermagin kendi sitesinde var. Bir tane cümle var tamam mı? BNH BÜTN TRLR
ara böyle harfleri eksik vermiş. Ama siz bunun bütünündeki cümlenin yapısını anlayabilir misiniz? Tabii ki anlayabilirsiniz. Çünkü harfler eksik olmasına rağmen okunaklı bir cümleymiş gibi kulağa gelebiliyor. Yani şimdi BÜTN. BÜTN deyince bütün olduğunu anlayamıyor musun yani burada? Bir ara tür mü gerekiyor illa sana? Burada sadece işte evrimi çürütmekten ibaret ya da evrimin gerçek bir bilimsel teori olmadığını ön sürmek için yaptıkları bir şey yani sadece bu yani. Evet, yani zaten yani bu tür adamlar yani çok son zamanlarda maalesef türediler. Yani diyorum ya, ben reklam olmasını söylemek istemiyorum yani bu adamları. Yani, hani bakmaz ki izlenmesin diye. Hani ben şey de hani gidip eleştiriyoruz ya. Yani, bu adamlar bundan prim şey yapıyorlar. Yani kazanıyorlar yani. Biz burada şimdi adamı gitsek her türlü tartışmada adam artık yanlış söylediğini kabul ettirsek yani adam yine de bundan prim kazanacak ve daha çok kişi izleyecek. Yani o yüzden efendim, yani ben o yüzden bunun isim vermeyi doğru buluyorum. Bazı ya böyle kanallar var, lüzum. Zaten verilen cevaplar veriliyor yani. Yani gereksiz böyle sorulmaması gereken bilimin şeyine aykırı sorular soruyorlar. Yani bu soru bilim elbette sorgulamak için, bilim soru sorarak gelişir. Ama yani lütfen biraz da bilimsel nitelikte bir soru nasıl olur diye bunun kriterleri üzerine çalışmak. Yani şimdi ben birazcık bilmiyorum, Musa burada biraz şeyin dışına çıkalım, program kurdum ama ben kendi düşündüğümü söyleyeyim. Bu adamların türemesinin tabii ki en büyük sebeplerinden biri ülkemizde doğru düzgün evrimle alakalı bir eğitim verilmemesinden kaynaklı bana sorarsan. Yani şimdi bu adamlar okulda bunu öğrenemiyorlar yani düzgün bir şekilde. Şimdi biyoloji dersine giriyoruz, evrimden bahsedilmiyor. Biyoloji öğretmenleri, bizim asla okulumuzda söylemiyorum tabii ki, yani biyoloji öğretmenleri gidip başka okullar duyuyorum hakkında, evrime inanmıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda yani Benim o kadar ya düşünüyorum. yani ve çok İstanbul'un saygın liselerinden bir günden arkadaşlar gelmişti biz kardeş okulumuzda. Ya sordum. Kulaklarıma inanamadım ya. Kulaklarıma inanamadım. Adamların öğretmeni evrime inanmıyor. Ve saygın bir, bakın çok saygın bir lise şimdi Türkiye'de ilk 10 derecede olan bir lise. Yani söylemek istemiyorum. Yani ve bu lisede bak evrim yok diyormuş öğretmen. Bu kafada olan eğitimciler okullarımızda, üniversitelerimizde, liselerimizde, ortaokullarımızda var mı? Yani hani ben bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum baktığımız insanın kafa yapısına. Ve bakıyorsunuz şimdi ben ortaokulda 8D'ye dağıtılıyorum. Adaptasyon diyorlar. Doğa seçilim diyorlar. Lan evrim nerede ya? Evrim niye koymazsın yani? Anlayamıyorum hani evrim yok. Evrimin yan argümanları, evrimi tamamlayan şeyler var evrim şu anda. Yani hani gerçekten ülkemizde verilen bu eğitimi anlayamıyorum. Hani bu konuda bilmiyorum. Yetkililere buna ulaşabilir miyiz? Tabii ki ulaşamayız. Ama hani biz gençler olarak, bilimle ilgilenen bir genç olarak, yani ben bu konuda gerçekten geliştirme yapılmasını istiyorum. Hatta bu konuda gerçekten evrim çıkartılması bence çok büyük bir hataydı. Yani. Hani bana sorarsanız ve bu insanların olmasının sebeplerinden biri de bu yani gerçekten. Eğitimle ilgili şunu söyleyeyim. Ben açıkçası Türkiye'de eğitimin sadece sınavlardan ibaret olduğunu düşünmeye başladım. Bu hayalet sistem belki sen de duymuşsundur. Okuldan işte açık lise aldırıyor kendini ve dershaneye giderek bir şekilde hani sınavı geçme, yarışma havasına sokuyor insanı. Ya şimdi burada notların önemli olduğu bir sistemde sen merak duygunu nasıl geliştireceksin ya da merak duygunu nasıl ön plana çıkaracaksın ki? Yani bunu da bir göz ardı etmemek gerek. Belki de bilmiyorum idareciler ne şekilde düşünüyor, yönetim ne şekilde düşünüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili bir çalışma ilerleyen dönemlerde yapacak mı, düzenleme yapacak mı? Ama şu an sadece yüksek not almak ve bir şekilde sınavdan geçme ile ilgili planlar yapmamızı sağlayacak bir sistem var. Yoksa merak duygusunu uyandıracak herhangi bir sistem yok. Dediğim evrim kaldırmış. Yani bir doğa yasası Yani mekanizmaları var. Adaptasyon mesela atıyorum müfredatta var. var. Cinsel seçim geçiyor. Ama kendisi niye yok? Ara türlerden söz etmek evrim karşıtları için yapılabilecek en masrafsız ve en basit tartışma konusu olabiliyor. Bunun önünü çok sık duyarsınız. Çünkü kendilerinden hiçbir şey yapmasına, kendilerinin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Tüm fosiller oradadır. Tek yapmaları gereken onu silip bunların ara form olmadığı ile ilgili bir takım zıt söylemler söylemekten ibaret. Ancak bilim böyle çalışmıyor. Bilimi eldeki verileri analiz edip bunlardan anlam, sonuç çıkartıp
Daha sonra bu sonuçları bağlamsız diğer yöntemlerle test etmek için bilim var aslında. Bunu yaptığımızda evrimi tartışmaya yer bırakmayan bir gerçek olduğunu görmekteyiz. Ay geçiş türleri evrimle ilgili bize enfes bilgiler veren bulgular. Lütfen şunu unutmayın. Evrimin geçerliliğini anlamak için bu geçiş fosillerine ihtiyacımız yoktur. Matematik simülasyonlar, doğadan gelen gözlemler, genetik araştırmalar, karşılaştırmalı morfoloji çalışmaları ve daha nicesi. Evrimin sayısız farklı açıdan zaten ispatlanmaktadır. Ancak bu ara geçiş formlarını bulabiliyor olmamız evrimin gerçekliğini gösteren bir diğer bulgudan ibaret. Yani bununla ilgili daha bir sürü delil var evrimin gerçekliğiyle ilgili. Bunu ilerleyen programlarda da tartışacağız. Tartışabiliriz istiyorsan, bilmiyorum Evet, tartışalım nasıl olur. yani. Ben memnun kaldım ya yani bu programda. Gerçekten zaten arıyorum ya. Ben bunları normalde konuşuyorum. Yani arkadaş çevremde konuşmak istedim şey normalde. Yani çok o konuda şanslı değilim maalesef. Ama böyle sizin gibi arkadaşlarım var. Onlarla da bu şekilde konuşmak çok iyi oluyor. Hem bunu programa taşımak daha da iyi oluyor. Hani bu şekilde yaparsak güzel olur zaten. İleride ben çok memnun kaldım. Mustafa zaten kabul ederse ki kendisi zaten söylüyor. Hani siz de beğeniyorsanız sevgili izleyiciler devamları gelecek yani. Hani müsait olduğunuz süre zarfında. Bence güzel oldu yani ben programı çok Ben de zaten internette giriş amaçlarından bir tanesi de buydu. Evim ayrıca sayfamı kurmamın bir diğer amacı da buydu. Yani ben de memnun kalırım. Zaten istediğim bir konu Evet. Yani bugün bu. de Bir de sen söyleyebilirsin. yani bugün de güzel bir şey oldu diyecektim hani şey olarak hani iyi bir program ve eser çıkartabildik. En azından ben giren bir kişinin yani rahatlıkla bir bilgi sahibi olabileceğin en azından temel seviye aşkın şey olabileceğini düşünüyorum yani. Buyur devam edebilirsin. No. Şöyle toparlayayım. Bir bitiriş konuşmasıyla bitirelim. Ben de bu arada bayağı heyecanlıyım. Yani ilk konuşmam olduğu için. Sana Evet. teşekkür ederim. Ben de şeydim yani. Şimdi ben şu anda hiç heyecanlanmam ama ben seninle ilk kez konuşuyorum. O yüzden bir şey oldu. Göktuğ'u yapsam mesela daha farklı, daha rahat oldum ama bugün bu arada Göktuğ'u da alacağız efendim. O da bir programa gelecek. Yani o da şey yapmadı. Programımızın daimi konuklarından biridir kendisi bildiğiniz gibi. Devam edeceğiz yani. Ben bugün bayağı 20 saatle ilgili önümüzdeki içeriklerimiz olacak. Buyurun Osman. Sözü son olarak şöyle bitirmek istiyorum. Bir anonim söz var. Eğer öğrenmeye ilginiz yoksa size kimse yardım edemez. Eğer öğrenmeye kararlıysanız size kimse karşı çıkamaz. Şimdi burada kısaca toparlayalım. Yaptıkları şey aslında bir algı operasyonundan ibaret. Yani kendi argümanlarını öne sürmek için bilgi kirliliğinden yola çıkarak Erwin teorisi gibi çok kuvvetli bir teoriyi bir şekilde alaşağı etmeye çalışıyorlar, ama bunu yapmaları imkansız. Çünkü akademik bir altyapı var arkasında. Bunu yapmaları bazen akademik mecralar tarafından da yapılabiliyor bu, ama arkasındaki biz bilimsel altyapıya bakarsak, güvenirsek bunların aslında üstesinden gelebilir. Şu anda yapmaya çalıştığımızda bu popüler bilim üretmek, yani bilim anlatıcılığı vesaire diyebiliriz. Bunları yaparak aslında insanları aydınlatmaya çalışıyoruz. Bunlara karşı çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Yani zaten güzel bir özetleme oldu sonunda. Hani Evrim Ağacı aslında bunu Türkiye'de başlattı ki mesela sitesini falan kurup da bize blog yazısı, makale yazma, burada hesap oluşturup diğer bilimseverle konuşma fırsatı falan da veriyor. Bu konuda gerçekten iyi bir çaba sarf etti yani Çağrı abi. Hani gerçekten kendi Evrim Ağacı'nı kurması da bilim anlatıcılığın ve Türkiye'de popüler bilimin gelişmesine ciddi derecede katkı sunan bir olay oldu. Hani ben de burada tabii biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani aslında dilerseniz hani bana sorsanız ben daha o konuda içine kapanık biriyim. Yani ben sürekli böyle daha teknik şeyler konuşup şey yapan bir yani çok paylaşma mizacına sahip olan birisiyimdir ama hani insanlara bunu anlatmanın tek yolunun popüler bilim anlatıcılığından olduğunu bildiğim için zaten bu konuyu ben de popüler bilim anlatıcılığı yapmaya ve popüler bilimden bahsetmeye falan çalışıyorum genel olarak. Ama aslında bana göre birazcık şey oluyor. Yani insanlara popüler bilimi göstermek özellikle bu konuda olmasa ya da fizik konusunda kuantum fiziği alanında mesela hani
bir şeyleri basit biraz daha gösteriyor ama aslında bilimsel akademik makalelerle falan boğuşmadan bilim insanı olamıyorsunuz. Yani o konuda birazcık onun şey olduğunu düşünüyorum ama yine de şu an günümüz Türkiye'sinde insana ulaşabilmenin yegane yolunun bu popüler bilim anlatıcılığının da olduğunu ve bilimi bu şekilde anlatabileceğimizin görebiliyoruz ve çok da iyi örneği var Evrim Ağacı. Yani o yüzden bu konuda da doğru yapıldığını ve bu şekilde ben de yaparak insanlara bilimi olabildiğince anlatmaya çalışmam bir şey olmaya çalışıyoruz. Tabii yapıya bürünmeye çalışıyoruz. Tabii bu konuda yardımcı da olduğu tabii güzel de bir oluşturuyor. Yani gerçekten ben şeyi konuşamıyorum. Instagram'da falan sayfaların büyümesi falan yani insanların ilgilenmesinden şey özellikle paleontoloji camiası küçük yaşayıp hitap etmesinden hani ufak sayılar belki ama hani sonuçta zaten hani 81 milyonluk bir ülkede 85-86 milyonluk bir ülkede kaç tane insanın paleontolojiyle ilgilenir ki yani bence 1000'li sayılar gayet güzel rakam 10.000'li sayılar falan yani çocuğun falan kalıyor Poyraz'ın kalıyor yani. Ben şaşırdım gerçekten. O Kojira'nın yani Poyraz'ın kanalını gördükten sonra dedim yani paleontolojiyi seven bu kadar insan var mı? Yani onu bilmiyor Ya yani. ben onu 12 bin oldu. Ben onu en son ya ben onu ilk tanıştığımda Poyraz'la yani çok şaşırdım kendisine söyleyeyim yani bu hayranlık falan ama işte maalesef de biraz gene kötü yani ama yine de bakın 1000 kişi bile çok iyi bir rakam yani 1000 kişi çıksa içine o bile çok iyi bir rakam. Biz onu aramızda da konuşuyoruz. Yani o yüzden bu olaylar gerçekten Türkiye'de eskiden benim anaokul falan çağımda olduğum zamanlarda ben konuşuyorum para okul falan hani hiç bilinmeyen yani çok çok daha alt kültürü ve popüler bilimden popüler kültür olarak şeylerden çok ciddi bir popüler kültürün ezicilerine maruz kalan kavramda hala da öyle ama günümüzde bir gelişim var yani güzel sayılar da var ben memnunum yani o yüzden yani sayfaların falan iyi ilerlemesi popüler bilimin ilgi çekmesi de ülkemizde yavaş yavaş umarım gelecekte daha iyi olur diye düşünüyorum bu konuda ben de elimden geleni en azından hem buradan onlara da tüm bizim paleontoloji grubundaki arkadaşlar selam olun. Hepsi de çalışıyorlar. Sağ olsun. Mustafa çalışıyor. Teşekkür ederim. Kendi adıma. Yani bir şeyler olacak diye umut ediyorum günün sonunda. Yani bilimi seven gençler olarak bu ülkede bir şey yapmaya çalışıyoruz efendim. Diyelim. Hepinize de bugünkü programımızın sonuna geldiğimizi söyleyerek uğurlamak istiyorum. Yani yeni şeylere devam edeceğiz. Duyuruları için Instagram'dan beni takip etmeyi, Mustafa'yı takip etmeyi unutmayın. Efendim bir sonraki Evrim Saati programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Ben de ilk deneyimimdi. Ben de sana teşekkür etmiş olayım buradan. Ben de iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Tekrar.